Hoş geldiniz. Sağ olun değerli hocalarım. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Şöyle daha katılımlar oluyor hocalarım. 1 2 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra başlayacağız. Gelen arkadaşlarımız var daha. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hatice hocam. İyi akşamlar. Sistem yöneticisi hemen bilgilendirmeyi yaptı. Ses gelmeyen arkadaşlar için mesaj yazdı. Oradan sesi açabilirsiniz canlar. ...27 sorulu bir deneme çözeceğiz hocalarım, sınav formatında. Bütün konulara değineceğiz. Yani İslamiyet öncesinden Çağdaş Türk Dünya tarihine kadar sınav formatı nasılsa aynı şekilde. Niye olmayasınız Hatice hocam? Bir engel var mı? Yok bence. Merhabalar Duygu hocam, hoş geldiniz sizce, sizde. Melike hocam, hoş geldiniz. Yaparsınız hocalarım. Yeter ki inanın. Sağ olun Gülten hocam. Siz de nasılsınız? Evet, hala gelen arkadaşlarımız var. O yüzden bekleyeceğiz birazcık hocalarım ki herkes istifade edebilsin. Merhabalar Aysel hocam, hoş geldiniz. Gözde hocam, yani tabii bu sizin temelinize bağlı. Birikiminiz var mı yok mu onu ben bilmediğim için. Ama 2 2,5 aylık bir süreç içerisinde bir birikiminiz varsa elbette ki iyi bir şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii düzenli programlı bir çalışmayla. Ömer hoş geldin. Evet, lisans arkadaşlarımız için de Berfin hocam iyi yapmışsınız. Zaten hani burada lisans, ön lisans, orta öğretim aslında pek fark etmiyor. Bu şekilde yazdık ama sonuçta müfredat aynıdır yani. Bunun lisansı, ön lisansı yok. Gözde hocam tek uzemle eğer iletişime geçerseniz belki daha sağlıklı bilgiler verirler. Arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Evet, hemen hemen bütün arkadaşlarımız aynı şeyleri söylüyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani unutuyoruz diyorsunuz ya. Efendime söyleyeyim. Bakınız ben bunu bir reklam babında söylemiyorum. Zaten ihtiyacım da yok. YouTube'da arkadaşlarım bakınız ben genel tekrar videoları yüklüyorum. Ve orada bütün attığım videolar özellikle son 10 gündür onlar hepsi çıkmış sınav sorusu. Zaten onları bile dinlerseniz yani hiç tarih yapamayan bir arkadaşımız bile ben öyle düşünüyorum ki yani hiç yapamıyorsa bir 15-16 tane zaten yapar. Ha birikimi varsa birazcık zaten güzel bir net çıkartabilir. Bence onları takip etmenizde fayda var. Ki 31 Temmuz'da sınava girdikleri gün arkadaşlarım zaten çıkan yerleri sizlerle paylaşacağız. Gözde hocam YouTube'da tekrar videolarım var. Yeni yükledim. Onları takip edebilirsiniz. Artı şöyle bir şey söyleyeyim Sibel hocam. Arkadaşlarım bakınız. Çok da hani birazcık hala gelen arkadaşlar olduğu için ben Hamza Eren yazarsanız çıkar zaten kanal. Ben sizin yerinizde olsaydım arkadaşlarım denemeleri çok %100 baz almanızı tavsiye etmiyorum. Yani deneme ne içindir? Biz denemeleri de yanlış biliyoruz, yanlış algılıyoruz maalesef.
Denemeden bir arkadaşımız çıktığında ilk söylediği şey iş kaç net yaptın? Ya deneme bunun için değil. Biz yanlış anlamışız olayı. Deneme şunun içindir. Konu eksiğini görebiliyor musun? Sen örnek söylüyorum zamanın yetti mi? Yetmedi mi? Deneme anında dışarı çıkabildin mi? Bir heyecan oldu mu? Olmadı mı? Optikte kodlamada yanlışlık yaptı mı? Yapmadı mı? Ya sen buna bakacaksın. Son raddede netine bakabilirsin. Yani biz burada şimdi yüzlerce örnek var. Birebir gördüğüm arkadaşlarım sanaldan falan bahsetmiyorum. Kendi öğrencilerimden bahsediyorum. 13 yıldır arkadaşlarım denemelerde 110 yapan çok öğrencim oldu hocalarım. Çok fazla. Ama gel gör ki sınavda 60-65 net yaptılar. Ya da tam tersi öğrencilerim de oldu çok fazla. 50-60 net yapıp sınavda 90 net yapan da çok oldu. O yüzden ben sizin yerinizde olsam ben denemeyi bu şekilde değerlendiririm. Yani sen orada o neti yaptın diye sınavda da onu yapacaksın anlamına gelmiyor ki. Bence arkadaşlarım sınav soruları deneme sorularından çok daha kolay diye düşünüyorum. Evet, hala gelenler var ama arkadaşlarım yavaş yavaş başlayalım artık. Evet. Şöyle eğer hazırsanız. Gülten Hocam bununla ilgili zaten ek olarak canlı yayın yapacağım. Orada uzun uzun beraber konuşuruz. Sadece bunun için yapacağım. Sorularınızı cevaplandırmak adına canlı yayın yapacağım zaten. Bir iki güne yaparım. Evet hazırsanız başlayalım değerli hocalarım. Haydi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk devletlerinde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü, şöyle kalemi açalım. Evet. Oda şeklinde tasarlanan mezarlara verilen isimdir arkadaşlarım. Bakalım ne demiş kümbet, yu, kurgan, balbal, kargu. Muhammed Hocam şimdi ben kalemi sistem yöneticimiz, ben kalemi oynattığımda mesaj kısmı gidiyor. Muhammed Hocam bir el atarsanız. Şimdi tek tek değerlendirelim. Hocalarım ne demiş? İslam öncesinde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü oda şeklinde tasarlanan mezarlara verilen isim. Arkadaşlarım burada bu çıkmış bir sınav sorusu. Cevabımız ne olacak burada? Cevabımız kurgan olacak. Şimdi diğerlerini değerlendirelim. Havada kalmasın. Kümbet değerli hocalarım anıt mezardır. Bu da sınav sorusu olarak geldi. İlk örneklerini biz nerede gördük? Büyük Selçuklu Devleti'nde gördük. KPSS sınavı olarak 3 kez soru olarak geldi. Yu yine soru olarak sorulmuş KPSS'de. Cenaze merasimleri, cenaze merasimlerine verilen attır. Balbal ise arkadaşlarım mezar taşıdır. Mezar taşı ilk örneklerini biz nerede gördük? İskitler'de. Balbalları gördüğümüz yerde ahiret inancı mevcut mudur? Evet, ahiret inancı vardır. Kargu askeri bir kavramdır. Kargu gözetleme kulelerine verilen isimdir değerli hocalarım. Muhammed, bende şey görünmüyor. Ben kalemi kullandığımda ben kendi kameram görünmüyor. Arkadaşlar görüyor beni herhalde ama ben göremiyorum. Bir de mesaj kısmını göremiyorum. Kargu Melike Hocam, gözetleme kulesi. Devam ediyorum. Şu an mesela mesaj bölümünü görmüyorum Muhammed. Ve kamerayı da görmüyorum şu an. Tekrar mesaj butonuna basıyorum. O şekilde görüyorum. Bir çaresine bakabilirsen mutlu olurum. 26 Ağustos, çünkü arkadaşların mesajlarını göremiyorum. O yüzden cevaplayamıyorum. 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt Savaşı sonucunda Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına öncülük eden
Ayrıca İslam ülkelerinin sultanı, bak buraya dikkat et güzel kardeşim. İslam ülkelerinin sultanı 1064'te ise Ani Kalesi'ni aldığı için Ebu'l-Fetih, fetihlerin babası ünvanını alan Türk İslam hükümdarı kimdir? Tek tek inceleyelim. Melikşah sevgili hocalarım, Büyük Selçuklu Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Bu bir. Tuğrul Bey hocalarım, Şark'ın ve de Garb'ın sultanı ya da diğer adıyla Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını almıştır ki bunu 2020'de sordu. Sultan Sencer soruldu. Büyük Selçuklu Devleti'nin son sultanı kimdir diye sordu ÖSYM 2016'da ön lisanslara ya da 18'de olabilir. Satuk Buğrahan arkadaşlarım İslam'a yaptığı katkılardan dolayı El Gazi ünvanlarını almıştır ve Karahanlılar bu dönemde İslamiyet'i resmi devlet dini olarak kabul etmişlerdir ve Abdülkerim ismini almıştır. Cevabımız ne olacak? Sultan Alparslan olacak değerli hocalarım. Tamam Muhammed, idare edelim. Burayla ilgili sorunuz var mı? Geçiyorum canlar. Haydi bakalım. Sizde ben bilerek hemen cevap vermiyorum. Siz de kendinizi deneyebilin diye. Ebu'l-Fetih. Değil mi Duygu? Evet, Sefa, orijinal isim. Mesela Sefa, Melikşah. Mesela şöyle hani soruna cevap olsun diye. Mesela Celali takvimi hazırlanıyor değil mi? Ömer Hayyam tarafından ses herkeste mi kesiliyor? Eğer herkeste kesiliyorsa bende problem var ama. Peki. Tamam. Eğer bazı arkadaşlarda kesiliyorsa muhtemelen sünnetten kaynaklı olabilir. Sultan unvanı ilk kez kullanan Türk İslam devletlerinde Gazneli Mahmut'tur. Değerli hocam isim unuttum ama. İkincisi mesela Celali takvimi hazırlanıyor. Yok Sefa sen soruna ayrıca cevap veriyorum. Celali takvimi hazırlanıyor. Celali takvimini Ömer Hayyam başkanlığında bir komisyon hazırlıyor. Celali takvimi kime sunuluyor Sefa? Serap hocam ses gelmiyorsa Muhammed bir daha o mesajı atar mısın? Serap hocam bakınız diyor ki ses almayan arkadaşlar sol alt köşede yer alan sese katıl join out seçeneğini aktif etmelidir diyor. Evet. Melikşah'a sunuluyor Sefa. Şimdi takvimin ismi Celali. Ömer Hayyam hazırlıyor, Melikşah'a sunuyor. Aslında Melikşah'ın orijinal ismi Celalettin, Muhammed Celalettin Melikşah'tır. Onun gibi düşünebilirsin. Tamam değerli hocalarım, geçiyorum diğer sorumuza. Anadolu'da kurulan aşağıdaki Darüşşifa. Darüşşifa ne demektir değerli hocalarım? Darüşşifa, hastane, sağlık kuruluşu. Darüşşifalardan hangisi aynı zamanda tıp okulu olma özelliğini taşımasıyla bu alanda bir ilk olup Anadolu'da Türkler tarafından inşa edilmiş en eski hastanedir? Kıymetli hocalarım, yapılış tarihi yanlış hatırlamıyorsam 1204 olması lazım. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Gevher Nesibe Darüşşifası'dır. Anadolu'daki en eski hastane diyor Milli Eğitim Bakanlığı kitapları. Kim döneminde yapılmış? Birinci Gıyasettin Keyhüsrev döneminde arkadaşlarım kardeşi adına yapılmış bir hastanedir. İlk tıp okulu olma özelliğine sahiptir. Bence soru olarak arkadaşlarım sorulabilir. Bunun lisansı, ön lisansı arkadaşlarım dediğim gibi yok. Ankara Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi değerli hocalarım,
Ankara Savaşı bir kere ne zaman oldu? Ankara Savaşı 1402'de oldu. Kimler arasında? Bir tarafta arkadaşlarım Timur var. Bir tarafta da arkadaşlarım birinci Bayezid dediğimiz Yıldırım Bayezid var. Osmanlı ile Timur arasında, Timur Devleti arasında yaşanan bir savaştır. Bu savaşla ilgili ne desek yalan olur, yanlış olur. Demiş ki bu savaşta Beyazıt ve oğlu Mustafa Şehzade Timur'a esir düşmüştür. Doğru. TYT sınavında bir yıl soruldu. Dedi ki Timur'un yanında götürdüğü Osmanlı şehzadesi kim? Mustafa. Birinci Beyazıt saltanat yıllarında kazandığı gücü, ünü bir günde kaybetmiştir. Evet, koskoca sultanı İkilimi Rum idi. 1396 Nibolu Savaşı neticesinde Abbasi halifesi tarafından Anadolu'nun sultanı, Sultanı İkilimi Rum unvanı verildi gitti. Timur'un ordusunda filler yer almıştır. Evet, bu sayede zaten kazandı bu savaş. Yani bu da bir payedir. Bu savaştan sonra Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Aman aman, Anadolu'da ilk Türk beylikleri değerli hocalarım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruldu. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kuruldu. Bu bilgi yanlıştır hocalarım. Osmanlı fetret devrine girmiştir. Evet, 13 yıl, 11 yıl sürecek bir fetret devri yaşanacak. Ha ne olmuştur? Hani Yıldırım Beyazıt hatırlarsanız Anadolu'da ilk kez büyük ölçüde hocalarım siyasi birliği sağlamadı mı? Sağladı. İşte bu siyasi birlik tekrar bozuldu mu? Evet bozuldu. Osmanlı dağılma tehlikesi geçirdi bu savaşta değerli hocalarım. Ve 11 yıl Osmanlı tahtı tabiri caizse padişahsız kaldı. Ta ki Çelebi Mehmet devleti tekrar derleyene kadar, toparlayana kadar ki Aysel Hoca, Çelebi Mehmet fetret devrine son verdiği için ne denilecek onun için? Arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak da tarihe geçecektir veya Kirişçi lakabını alacaktır Çelebi Mehmet. Yani birinci Mehmet. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemindeki bir gelişme değildir? Fatih Sultan Mehmet Han, yani değerli hocalarım ikinci Mehmet'ten bahsediyoruz. İstanbul'da ilk medrese olma özelliğini gösteren sahn-ı seman medreseleri açılmıştır. Doğru. KPSS'de soruldu. İstanbul'da açılan ilk medrese hangisidir? Sahn-ı seman. İlk altın para bastırıldı. Evet, Osmanlı Devleti'ndeki ilk paranın bastırılması ki Bakır Osman Gazi, Gümüş Orhan Gazi, altın para Fatih döneminde bu da soruldu. Ekonominin arkadaşlarım güçlü olduğuna kanıttır. Boğazkesen Hisarı, Rumeli Hisarı yapıldı. Evet bu direkt KPSS'de soruldu. Rumeli Hisarı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Rumeli Hisarı Fatih döneminde yapıldı. Anadolu Hisarı dediğimiz Güzelce Hisarı ise Yıldırım Bayezid döneminde arkadaşlarım yapılmıştı. Osmanlı Devleti'ne en uzun süre yönetim merkezliği yapan Topkapı Sarayı yapılmıştır. Evet doğru bir bilgidir. Bunu KPSS'de 3 kez sordu. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre yönetildiği saray hangisidir diye Topkapı. Ancak Mısır'ın fethedilmesi arkadaşlarım kimin dönemindedir? Birinci Selim yani diğer adıyla Yavuz Sultan Selim dönemindeki bir hadisedir. Bunun yanında Yavuz Sultan Selim bilmiyorum soru gelecek herhalde. Yavuz Sultan Selim Osmanlı'da halife şanını ilk kez kullanan padişahtır. Tabii ki Gülten Hocam ilk bakır para Osman, ilk gümüş para Orhan, ilk altın para Fatih. Zaten ilk kağıt para da Kaime-i Muteber Sultan Abdülmecit dönemindeki bir hadisedir. Devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nde işsiz kalan ve geçim sıkıntısı yaşayan medrese öğrencileri tarafından çıkarılan isyan, Milli Eğitim Bakanlığı kitapları buna değer vermiş. O yüzden dikkat çekmek istedim. Hocalarım, merkez isyanları diğer adıyla İstanbul isyanlarıdır ki bunlar
Yeniçeriler tarafından çıkarılmıştır. Milliyetçilik isyanları arkadaşlarım azınlıklar tarafından çıkarılan isyanlardır ki ilki Sırp isyanıdır. 1804'te 3. Selim döneminde arkadaşlarım ilk azınlık isyanı olarak göreceğiz. Celali isyanları Anadolu'da halk tarafından çıkarılan isyanlardır. Medrese öğrencileri tarafından çıkarılan isyanlara suhde isyanları adı verilmiştir. Eyalet isyanları biliyorsunuz, devlet adamlarının keyfi muameleleri veya halka iyi davranmamaları neticesinde ve tabii ki merkezi otoritenin de bozulmasıyla meydana gelen isyanlardır. Buna dikkat edelim hocalarım. Bence ÖSYM suhde isyanlarını aşağı yukarı şu şekilde arkadaşlarım soracak. Dikkat edelim. Evet. Osmanlı topraklarını Rusya-Avusturya arasında paylaşmayı öngören proje hangisidir? Arkadaşlarım ne diyor? Osmanlı toprakları pay edilecek. Kimler arasında? Bir tarafta Rusya, bir tarafta ise Avusturya, Macaristan. Bu projeye arkadaşlarım ne ad veriliyor? Bu projeye Dakya projesi adını veriyoruz. Grek projesi arkadaşlarım biliyorsunuz Potemkin tarafından ortaya atılmış ve Bizans devletini tabii Rusya'ya bağlı Bizans devletini tekrar arkadaşlarım diriltme planı projesidir. Dakya projesine göre Osmanlı toprakları şöyle de sorabilir, tersini de sorabilir. Dakya projesine göre Osmanlı toprakları hangi devletler arasında pay edilecekmiş? Avusturya, Macaristan ve Rusya arasında pay edilecektir. Haydi bakalım devam edelim. Plevne kahramanı değil mi? Rus komutanların bile hayran kaldığı arkadaşlarım kumandan. Plevne kahramanı olarak tarihe geçen kimmiş? Gazi Osman Paşa. Ne diyor Sultan II. Abdülhamit? Sen benim yüzümü ak ettin. Her iki cihanda Allah da senin yüzünü ak etsin. Gazi Osman Paşa Plevne kahramanı unvanını nerede almıştır? Hangi savaşta almıştır? 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda bu unvanı almıştır. Bu soruyu elbette böyle de sorabilir ÖSYM. Tersini de sorabilir. Bir 93 Harbi'nde yani 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı tarihe Plevne kahramanı olarak geçen komutan kimdir de diyebilir. Bu şekilde de sorabilir. Ben bu şekilde yazdım. Başka kaynaklarımda tersini de yazdım ama Gazi Osman Paşa Plevne kahramanıdır ve bu şanını, bu unvanını değerli hocalarım nerede almıştır? 93 Harbi'nde, 77-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda almıştır. Çıkmış bir sınav sorusu, Osmanlı Devleti parçalamayı önlemek amacıyla azınlıklara en fazla hak ve ayrıcalığı kaçıncı yüzyılda vermiştir? Şimdi değerli hocalarım, biz dedik ki azınlıkların ilk isyanı 1804'tür. Kim isyan etti? İlk isyan eden Sırplar. Akabinde arkadaşlarım 1820 ve 21'lerde kim isyan etti arkadaşlarım? Rumlar isyan etti. Şimdi bu iki tarihte kaçıncı yüzyıldır? 19. yüzyıldır. O zaman en fazla hak ve ayrıcalığı kaçıncı yüzyılda verecek Osmanlı Devleti? 19. yüzyılda verecek. Birkaç misal vereyim. Mesela 1839 Tanzimat Fermanı. Mesela 1856 Islahat Fermanı. Mesela 1878 Hallepe Fermanı. Hatta 1876 Kanuni Esası. Bunları örnek olarak arkadaşlarım verebiliriz. Çünkü bunların hepsinde
Temel gaye nedir? Osmanlı'yı parçalamaktan kurtarmaktır kıymetli hocalarım. 1838 yılında ÖSYM'nin siyasi olarak sorduğu ve en sevdiği anlaşmadır bu anlaşma. Yani her sene sormasa da 2 yılda bir doğrudan veya dolaylı sorar. 1838 yılında Sultan II. Mahmut döneminde İngiltere ile imzalanan ve Osmanlı'yı Avrupa'nın açık pazarı haline getiren ya da diğer tabiriyle yarı sömürge durumuna düşüren anlaşma hangisidir? Elbette ki 1838 Balta Limanı ticaret antlaşmasıdır sevgili hocalarım. Biliyorsunuz Hünkar İskelesi anlaşmasıyla 1833'te arkadaşlarım Rusya ile 1833'te Rusya ile arkadaşlarım imzalanmıştı. Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştı. Kütahya Anlaşması Kavallalı ile ve 2. Mahmut arasında imzalanmıştı. Berlin 1878'de Aestafanos Antlaşması yerine imzalanmış olan anlaşmalar arasında yer alırdı. Osmanlı Devleti'nde ilk resmi müzik okulu olarak İstanbul'da açılan kurum hangisidir? Evet, hangisidir? Evet, tek tek inceleyelim. Darül Eytam 1914'lerde kuruldu arkadaşlarım. Yetim yuvası olarak da bilinir. Eytam Yetim. Bunu da 2015 lisansında sordular. Birinci Balkan, İkinci Balkan Savaşlarından sonra kimsesizler için kuruldu. Darüşşifa zaten az evvel söyledik, hastane. Darülfünun zaten biliyorsunuz üniversite. Darülbedai biliyorsunuz zaten tiyatro ve Darül Elhan arkadaşlarım müzik evi olarak bileceğiz. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet. Biraz sizi bekliyorum. Çünkü siz de kendinizi denemiş oluyorsunuz. Şimdi tek tek inceleyelim kıymetli canlar. Evet. Portresini yaptıran ilk padişah 2. Mehmet'tir. Evet, kime? Belliğini. Yalnız güzel kardeşim, lütfen şuna dikkat et. KPSS'de sorulmuş. Şöyle söyleyeyim. Gül koklayan Fatih portresini yapan kimdir? Sinan Bey'dir ha. Buna dikkat edelim. Nakkaş Sinan Bey'dir. Portresini devlet dairelerine astıran 2. Mahmut'tur. Doğru. Şeker Ahmet Paşa 1874 Abdülaziz döneminde ilk resim sergisini açmıştır. Doğru. Osman Hamdi Bey Arkeoloji Müzesi ve Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucuları ve müdürleri arasında yer alır. Doğru. Kur'an okuyan kız silah tacirleri, efendime söyleyeyim kaplumbağa terbiyecisi gibi önemli eserleri var. İtalyan ressam Bellini 2. Mahmud'un portresini yapmıştır ifadesi zaten havada kaldı hocalar. Bellini kiminkini yapmıştı arkadaşlarım? Fatih'inkini yapmıştır. Nasıl gidiyor? Hocalarım? Haydi bakalım. O zaman ara vermeyelim. Devam edelim hocalarım. Soğumayalım. Haydi bakalım. 15 ve 16. yüzyıl Avrupa'da sadece soylular yönetici olabiliyorken aynı yüzyıllarda Osmanlılarda reayadan yani halktan sıradan biri gerekli bilgi ve becerileri ve liyakate sahip ise
Vezir-i azam, sadrazam dahi olabiliyordu. Helal olsun sana. Bu durum Osmanlı'da hangi sosyal hareketliliğin olduğuna kanıttır. Arkadaşlarım, eğer normal halktan bir sıradan vatandaş devlet protokolünde ikinci sıraya kadar yükselebiliyorsa biz buna dikey hareketlilik adını vereceğiz kıymetli hocalarım. Dikey hareketlilik. Yatay hareketlilik ise göçler. ÖSYM sever bu tür soruları. Dikkat edin hocalarım. Mesela tabii ki Duygu Hoca. Mesela Osmanlı'da şöyle bir sistem vardı Duygu Hocam. Şimdi Avrupa'da ne diyor? Diyor ki Avrupa'da soylular sadece yönetici olabilir. Ama Osmanlı'da diyor liyakatı varsa, yeteneği varsa, bilgisi, becerisi varsa sadrazamlığa kadar yükselebilir ki bu da sosyal sınıf ayrımının olmadığının en güzel örneğidir. Bu nedir? Bu dikey hareketliliktir hocalarım. Duygu Hoca. Ama Birinci Balkan Savaşı neticesinde misal Balkanlardan Anadolu'ya göçler oldu. Bu ne olur? Bu yatay olur. Zaten millet sistemini 3 kez sordu ÖSYM. Ne diye? Osmanlı'da millet sisteminin kaynağı nedir? Millet sisteminin kaynağı dindir. Hocam ne demek istiyor şair burada? Şunu demek istiyor Sibel Hocam. Osmanlı'da bu Kürttür, Türktür, Çerkezdir, Araptır bir ayrımı yok. Osmanlı'da raaya, toplum ya Müslim'dir ya da gayrimüslimdir. Fiskyalizmi zaten biliyorsunuz. Ne diyor fiskyalizm? Hazine gelirlerini mümkün mertebe yükselt diyor Osmanlı Devleti'nde. Belli bir seviyeye getir ve düşmesini engelle diyor. Osmanlı Devleti'nin Birinci Balkan Savaşı'nda mağlup olmasında hangisi etkili olmamıştır? Evet, sizden alalım cevapları. Şöyle belki görmüyorsunuz. İnşallah hepinize Hatice Hocam. Buyurun. Evet, hızlı verin, hızlı cevap verin. Bak burada 160 kişi var. Korkmayın. Cesur olun. Yanlış da olsa sizin yanlışınız olsun. Hayat cesurları sever. Evet. Peki değerli hocalarım. Birinci Balkan Savaşı'nda Romanya var mı? Değil mi? O zaman cevabımız çıktı. Romanya Birinci Balkan Savaşı'na katılmayıp İkinci Balkan Savaşı'na katılan devlettir canlar. E diğerlerine bakalım. Ordu subaylarının siyasete karışması. Evet. Hatta bu savaşın kaybedilmesinin en önemli sebebi ordunun siyasete müdahale etmesidir hocalarım. E ordunun bir kısmının terhis edilmesi. Evet. Savaştan önce 65 bin kişilik asker terhis edilmedi mi güya gençleştireceğiz orduyu diye? Savaş teknolojisi, lojistik destek, tınla, donanmanın zayıf olması. Evet zaten çürümüştü. Ama Romanya zaten Birinci Balkan'da yok hocalarım. Birinci Dünya Savaşı'nda. Hadi bunu yaparsınız. Canlı sağ olsun. İyi ki sınav değilmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda tahta çıkan kapı. Tahta çıkan kapı diyor. Normal tahtadan bahsetmiyor ha. Taht. Bu hangi tahttır? Payitahttır.
Neresidir payitaht? Başkenttir. Neresidir başkent? İstanbul'dur. İstanbul'a giden yol nereden gider denizler yoluyla? Çanakkale'den gider. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda kazanılan tek cephe. Başka hiçbir cephede, cephe manasında söylüyorum bunu, biz kazanmadık hocalarım. Başkentin kalesi. Neden başkentin kalesi demiş? Çok mantıklı ve makul değil mi? Çünkü Çanakkale düşerse İstanbul zaten düşer hocalarım. Yani zaten kendini müdafaa edecek çok bir şey yoktu zaten İstanbul'un. Ki örneğini 19'da gördünüz. Hepiniz ders işlediniz. Kurtuluş Savaşı'nda ve Mondros'ta gördünüz zaten. O yüzden Çanakkale bu kadar önemlidir. Değerli hocalarım. Vakit olsaydı uzun uzun anlatırdım da size. Değil mi? Sübhan ne diyor? Hamdolsun diyor. İstanbul'u kurtardık. Ne sayesinde? Şöyle değil mi? Conk Bayırı, Anafartalar, başka Kireçtepe, başka Arıburnu gibi bölgelerde ki buralarda Mustafa Kemal'i göreceğiz. Bu bölgelerde savaşın kazanılmasıyla ne diyor? Hamdolsun diyor İstanbul'u kurtardık. Sibel kafa karışıklığı olmasın aman aman dikkat et Sibel hocam. Biz Kafkasya'da toprak mı kazandık? Kazandık da Muş ve Bitlis'i mi kazandık? Kars, Ardahan, Batum'u mu kazandık Sibel hocam? Aman dikkat et. Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i almıştır. Tamam Sibel hocam ona dikkat edin. Kafkasya cephesi askeri olarak kazanmadık. Askeri olarak kazanmadık. Kaybettiğimiz halde toprak kazandığımız tek cephedir. Değil mi Hatice hocam? Ne diyor Mustafa Kemal Çanakkale için? Biz buraya bir Darülfünun gömdük diyor. Sir Winston Churchill, çağdaşta görmüşsünüzdür. O dönemde İtilaf Donanması komutanı ne diyor? Ne diyor orada? Diyor ki kaderin adamı Mustafa Kemal olmuştur burada diyor. Kaderin adamı arkadaşlarım. Şimdi devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Amasya genelgesi ile ilgili değildir? Şimdi kıymetli hocalarım, genelge de diyebilir ÖSYM, tamim de diyebilir. Amasya genelgesi Amasya tamimidir. Amasya görüşmeleri ise Amasya protokolü olarak da geçer. Bu ikisine dikkat et değerli hocam. Ne diyor? Türk inkılabının ihtilal safhası sayılmıştır. Elbette ki. Neden hocam? Çünkü üstü örtük de olsa ilk kez milli egemenlikten bahsediyor. ÖSYM bunu şöyle de sordu. İlk defa milli egemenlikten nerede söz edilmiştir? Amasya genelgesi. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracak diyor. Oradaki karar senin iradendir. İlerideki dönemde rejimin değişeceğine kanıttır. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi ilk defa ortaya konulmuştur. Evet, belki 10 kez soruldu bu cümle. Mebusan Meclisi'nin toplanma gerekliliği ortaya konulmuştur. Oysa ki Mebusan Meclisi'nin toplanma gerekliliği ilk kez Erzurum Kongresi'nde olmuştur. Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi'nden önce olduğuna göre bu olamaz. Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanma kararı almıştır. Evet hocalarım, Sivas'ta ulusal bir kongrenin
Tabii ki. Ne diyor? Türk inkılabının ihtilal safhası. Şimdi burayı açayım. Soru işareti kalmasın. Tam açayım. İhtilal başkaldırı demek değil midir bir yerde Pelin Hocam? Evet. Veya Vedat Hocam. Padişah var iken, sultan var iken, halife var iken, sen kalkıp üstü kapalı da olsa, sen milli egemenlikten söz ediyorsan, hocam bu bir ihtilaldir. Hatırlayın 24 Nisan önergesini hatırlayın. Şimdi vaktim olmadığı için hepsine giremiyorum. 24 Nisan önergesi de biz birinci TBMM için ihtilalci meclistir demiyor muyuz? Aman aman. Dikkat edelim hocalarım. Lütfen bu soruyu siz çözün. Özellikle sizin çözmenizi istiyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri birinci TBMM'nin yargı yetkisini kullandığına kanıttır? Bu soruyu size bırakıyorum. Çok demokratik bir sınıf oluşmuş bu akşam. A var, B var, D var, C var. Güzel, E var. Harikasınız. Evet, yazın, içinizi dökün. Evet, şimdi bak değerli hocam. Bak. Bir kere burada kanun ifadesi var mı? Anayasadan hatırlayın. Hocam bir kere bu kanun varsa bu zaten yasamadır. Değil mi hocam? Cevabımız sadece birinci öncül. Zaten takrir-i sükut ikinci tevmedir. Onu zaten hiç hesaba almayın. Hıyaneti vataniye arkadaşlarım kanunu diyor. Kanunu diyor. Zaten kanun yasamadır. İstiklal mahkemeleri yargı. Eğer atama olsaydı Ayşe Hocam yürütme olurdu. Mudanya Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İsmet İnönü aşağıdaki görevlerden hangisine getirilmiş ve Lozan Konferansı'na katılmıştır? Güzel. Şimdi değerli hocalarım, biliyorsunuz İsmet İnönü Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı da imzalamıştı. Hangi sıfatla, hangi ünvanla? Batı cephesi komutanı sıfatıyla, bak bunu da sorabilir ha. Bunu da sorabilir. Mudanya'yı hangi sıfatla imzalamış? Batı cephesi komutanı, komutanı ya da. Şunu bilirsen zaten cevap çıkıyor. Değerli hocalarım, Lozan dışişleri nezdinde toplanan bir konferanstır. Doğru mu Merve Hocam? E burada İsmet İnönü kimin yerine gelerek Lozan'a katıldı? Bu da üç kez soruldu. Yusuf Kemal Tengirşek istifa etti ve Dışişleri Bakanı olarak kim geldi? Arkadaşlarım İsmet İnönü katıldı. Bazen öğrenci arkadaşlar soruyor ya bu Lozan'a niye Mustafa Kemal gitmedi? Ya bugün Dışişleri Bakanı toplantısı olsa dünyada Erdoğan katılır mı? E katılmaz adı üstünde Dışişleri Bakanlığı. Bu da aynı şey. Devam ki. Kurtuluş Savaşı sırasında bu soruyu da sizin çözmenizi istiyorum. Kendimiz fakir olduğumuz halde Hakan Bekir Sami 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı'na TBMM adına katılan diplomattır. Ve İlk Dışişleri Bakanıdır Hasan kardeşim. Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye'ye maddi yardımda bulunabiliriz. Bunu yapmamız gerek. Bu yardım aynı zamanda yakınlık, dostluk duygularını da barındırmalıdır. Diyerek Türkiye'ye silah yardımı yapan devlet adamı kimdir? Sevgili hocalarım, 1917'de Rusya'da ihtilal oldu. 1917'den 1924'e kadar değerli hocalarım,
Sovyet Rusya'nın başındaki lider İliç Lenin midir? Evet. Kurtuluş Savaşı ve hazırlık dönemiyle beraber 19, 20, 21 ve 22 midir? Evet. O zaman cevabımız arkadaşlarım İliç Lenin olacaktır. Tuğçe, denize düşen yılana sarılır, burada değil, 19. yüzyıldadır. Hani 2. Mahmut ile Kavallalı hadisesini hatırla. Mısır meselesinde. Bu soruyu unutmayın ha. Önemli. Bunu devlet nezdinde de sorabilir. Ben bunu kişi nezdinde sordum. Devleti çoğu arkadaşımız bilir diye. Gülcan hocam valla kaçıncı soru bilmiyorum ama 20'ye yakın olması lazım. Bilmiyorum kaçıncı soru. Herhalde 20'ye yaklaştık diye düşünüyorum. Estağfurullah Furkan kardeşim. Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye'de kabine sistemine geçilmiş ve devletin rejiminin adı konulmuştur? Bak, bak. Şimdi 1922'de değerli hocalarım, saltanat kaldırıldı mı? Kaldırıldı. Hatta bir saltanatın kaldırılmasından sonra 2019'da soruldu veya 20'de hakimiyeti Milliye Bayramı kutlandı mı? Evet. Şimdi saltanat kaldırılınca ortaya şöyle bir sorun çıktı. Devlet başkanı kim olacak? Rejimin adı ne olacak sorunu çıktı. Bu sorunlar da 29 Ekim 1923'te arkadaşlarım Cumhuriyet'in ilanıyla arkadaşlarım bu sorun bitmiştir. Rejimin adı artık Cumhuriyet'tir. Zaten kabine sistemine geçildiği meclis hükümeti sisteminden ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilanından sonra hemen ilk Başbakan İsmet İnönü ve ilk Meclis Başkanı da Fethi Okyar olmuştur kıymetli hocalarım. Mustafa Kemal'e baş öğretmen ünvanının verilmesi hangisiyle ilgili olabilir? Baş öğretmen, haydi canlarım. Ne olabilir? Hangi inkılapta verildi? B'ler ve E'ler savaşıyor. Haydi bakalım. D'ler de katıldı savaşa. Arkadaşlarım sorulabilir. ÖSYM seviyor. Baş öğretmen ünvanının verilmesi kıymetli hocalarım. Ne diyeceğiz? Şuradan kalemi açsam aslında. Hadi buradan açalım. Buradan gitse kapanır mı? İyi kapanmıyormuş burada. Arkadaşlar millet mekteplerinin açılması. Şöyle şu ton olsun. Baş öğretmen ünvanının verilmesi Bakanlar Kurulu kararıyla veriliyor. Hocalarım millet mektepleri biliyorsunuz millet mektepleri yeni Türk harflerinin tamamlayıcısı kabul edilir. Onu da ayrıca unutmayın. D şey E arası E diyen arkadaşlarımız vardı. E arkadaşlarım 1926'da eğitim müfredatının güncellenmesi hadisesiydi. Şöyle diyelim. Bu kalemde yazmıyor ki kardeşim. Eğitim çok kibarca yazmam lazım. Müfredatın güncellenmesi. Tevhid-i tedrisat zaten tevhid birlik demektir. Hocam eğitim, öğretim birliğinin sağlanmasıdır. Bir de bunun silmesi var. Neyse ben eski kaleme devam etsem galiba daha iyi olacak.
Evet. Şöyle, yukarıda verilenlerden hangileri Şeyh Said isyanının sonuçları arasında yer alır? ÖSYM'nin çok sevdiği popüler bir soru kalıbıdır değerli hocalarım. Bir kere İstiklal Mahkemeleri tekrar kurulmuş mudur? Evet. Hükümet değişikliği yaşanmış mıdır? Evet. Fethi Okyar istifa etti. Yerine kim geldi? İsmet İnönü gelmiştir. Terrakiperver de kapatıldı mı? Takriri sükun kanunu kapsamında. Takriri sükun kanunu kapsamında. Evet. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Şunu da unutmayın kıymetli hocalarım. Melike Hocam 2. TBMM dönemine tekabül ediyor. Musul'un kaybedilmesinde etkilidir. Aynı zamanda çok partili hayatın ertelenmesinde etkilidir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı ilk isyan olarak da kabul edilir. Melike Hocam. Yukarıdakilerden hangilerine gösterilen tepki ulusal bilincin geliştiğine kanıttır? Buyurun, söz sizde. Şimdi değerli hocalarım, tek tek konuşalım. Razgard olayı bir kere kimlerle yaşanılan bir hadisedir? Bulgaristan ile yaşanılan bir hadisedir. Türk mezarlarının tahrip edilmesi olayıdır. Türklerin de bunların mezarına çelenk koymasıdır. Tepkilerini bu şekilde ortaya koymuştur. Sahip çıkmıştır, bu bir. İki, Bursa olayı ezan Türkçe okundu diye karşı çıkıldı. O yüzden alamam. Menemen olayı rejime karşı arkadaşlarım çıkmış bir ikinci isyandır. O yüzden cevabımız ne olacak? Adana olacak. Peki hocalarım, şöyle bir soru yönelteyim size. Eğer şıklarda Vagonli olayı olsaydı, onu da alır mıydınız? Tamam hocalarım, alın. Çekinmeyin. Vagonlis olayı sorulabilir hocalarım. Vagonli olayı da şudur. İstanbul'daki bir Fransız şirkettir. Burada Türk işçiler çalışıyor. Türkçe konuşmaları sebebiyle işten atılıyorlar veya işte evet ceza kesiliyor Fransızlar. Bu yüzden arkadaşlarım ne yapılıyor? Bu yüzden Türkler, yani İstanbul Üniversitesi öğrencileri özellikle arkadaşlarım, bu şirketi Türk bayraklarıyla donatıp arkadaşlarım propaganda yapıyorlar Didem hocamın da dediği gibi. Tabii ki Gülten hocam, ezan 32'den 52'ye kadar biliyorsunuz Türkçe okundu. Buna karşı çıkmış bir olaydır. Ulusal bilinç nedir veya milli bilinç nedir bir hocamız sordu. Kaçırdım. Arkadaşlarım, senin kökenine, milliyetçiliğine, milletine arkadaşlarım sahip çıkmandır. Budur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin fiilen katıldığı ilk savaş hangisidir? Arkadaşlarım, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin fiilen katıldığı ilk savaş Kore Savaşı'dır. Türkiye Kore Savaşı'na neden katılmıştır diye bir soru sordu. Arkadaşlarım, Türkiye'nin Kore'ye asker gönderme sebebi, 5.000 kişilik bir Tugay gönderme sebebi NATO'ya üye olmak içindir. Ve burada biz kimi unutmayacağız arkadaşlarım? Tahsin Yazıcı'yı da arkadaşlarım unutmamak lazım. Aşağıdakilerden hangisi Doğu bloku ülkeleriyle ilgili değildir? Doğu bloku dediğimde aklıma arkadaşlarım Sovyet Rusya gelecek midir? Evet. Şimdi Kominform arkadaşlarım siyasi ideolojik işbirliğidir.
ve Kominform'dan 49'da çıkarılan ilk ülke hangisidir? Yugoslavya, yaramaz çocuk. Comecon ekonomi arkadaşlarım ekonomik işbirliğidir. Varşova Paktı arkadaşlarım askeridir. Molotov planı ekonomik olarak nitelendirilebilir. Bunların hepsi Rusya ortaya atmıştır. Ancak NATO, ABD yani arkadaşlarım Batı bloku olarak okuyacağız. Kuzey Atlantik Paktı askeri olarak okuyacağız bunu. Kominform siyasi, Comecon ekonomik, Varşova askeri, Molotov ekonomik diye kodlayabilirsiniz. Bunlar Rusya ortaya atıyor. NATO ise ABD. Son sorumuz hocalarım. Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması durumunu görüşülen konferans hangisidir? Çıkmış sınav sorusuydu. Arkadaşlarım biliyorsunuz Fransa Normandiya çıkarması harekatı ile arkadaşlarım işgalden kurtarılacak. Bu karar da nerede alındı? Kübek konferansında alınmış bir karardır. Normandiya çıkarması kararının alınması yani Fransa'yı işgalden kurtarma kararı nerede alınmıştır? Kübek konferansında arkadaşlarım atılmıştır diyeceğiz. Evet. Yalta Konferansı Birleşmiş Milletler için toplanmıştı Ayşe Hocam. Ayrıca Yalta Konferansı'nda şöyle bir karar alınmıştı. Sordunuz madem cevaplandırayım. Mihver devletlere savaş ilan edenler Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilecekler. O yüzden Yalta Konferansı kararı gereği Türkiye, Almanya ve Japonya'ya arkadaşlarım savaş ilan etmiştir. San Francisco'da zaten biliyorsunuz arkadaşlarım Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştu. Evet, değerli hocalarım, ben teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle bir iki soru var, onları cevaplandırayım. Ben teşekkür ederim hocalarım, çok sağ olun. Yani bence müfredatın dışına çıkmayın. Gözünüzü korkutmayın. Merve hocam bu normal GKG içindi. Ben tarih, anayasa ve coğrafyanın zor geleceğini düşünmüyorum. Matematik veya Türkçeden, özellikle Türkçeden arkadaşlarım zorlayacağını düşünüyorum. Ki bir fiil kendi öğrencilerime de bunu söyledim arkadaşlarım. Ben çok tarihten zorlanacağınızı veya anayasadan zorlanacağınızı ben düşünmüyorum. Daha çok Türkçeden bence Türkçe'ye birazcık daha ağırlık vermenizde fayda var. 4-5 son 4-5-6 yılın sınav sorularında baz alarak söylüyorum bunu. Ne demek Hasancığım? İnşallah değerli hocalarım, hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Belki başka bir yayında arkadaşlarım tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın canlar.